Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Yıktımat Yasin Kara. Cebir matematik deneme 4 ile karşınızdayım. Arkadaşlar 20 soru çözeceğiz. Özellikle kendinize 30 dakika verin. Bu 20 soruyu önce uğraşın. Sonra yapamadığınız soruları benden dinleyin. Tereddütlü yaptığınız soruları da dinleyin arkadaşlar. Benim yaklaşımlarımı görün. Çünkü arkadaşlar ÖSYM sorularını ciddi bir şekilde analiz yaptım. Ve o sorular nasıl çözülmeli? Sınav heyecanıyla o sorulara nasıl yaklaşılmalı bağlamında inşallah çözümleri sizlerle beraber yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sorular ortak olarak DGS 2020 soru denemelerimde de bulunan sorular. Özellikle KPSS ve ALES'e girecek arkadaşlarım da bu çalışmayı takip etsinler. Çünkü ilk sorular anlamında KPSS, DGS, ALES arasında uçurum yok. Sadece şöyle bir sıralama var. KPSS'de en zoru, DGS orta, ALES'te kolay oluyor. Ama ben biliyorsunuz denemelerimde kolay, orta, zor tüm soru tiplerini gözettiğim için üçüne de birden hitap ediyorum. Çünkü arkadaşlar zaman geliyor kolay konunun zor sorusu oluyor. Zaman geliyor zor konunun kolay sorusu oluyor. Dolayısıyla ben de hani o çok kolay kısımlara zaten yönelmiyorum. O yüzden zaten buradasınız. Bunun da hepimiz farkındayız. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle 20 tane soru çözeceğiz sizlerle. İnşallah güzel bir çalışma olacak. Biliyorsunuz bir de bu ilk sorularla ilgili yazmış olduğum sayılar ve cebir kitabım var arkadaşlar. Çözmeyen arkadaşlarım varsa muhakkak ki çözsünler. Biliyorsunuz bir de problemler kitabım var. Onu da hatırlatayım. Problemlerde zorluk yaşayan arkadaşlarım da yine problemler kitabımı çözebilir. Evet, bunları söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar sık sık bana soruluyor. Hocam şu kitabınız var mı? Hocam bu kitabınız var mı? Ara ara böyle söyleyelim ki bu sorunlar da azalsın. Sözü uzatmıyorum. Güzel bir denemeyle haydi baş başa kalalım. Arkadaşlar ÖSYM zaman zaman rasyonel sayılar sorularını bu şekilde hikayeli, bu şekilde şekilli olarak sorabilmektedir. Bizler mağdur olmamak için, kazanan olmak için her türlü senaryoya hazır olmamız lazım. İşte o senaryolardan birisi karşınıza sınavda bu tarz bir soru çıkabilir. Bunu bir yere SS alın. Faruk kitap okurken en son hangi sayfayı okuduğunu daha kolay bulabilmek için kitap ayracı kullanmaktadır. Faruk sayfalarının tamamı aynı kalınlıkta olan ve kalınlığı 12 santimetre olan bir bilim kitabı almıştır. Bakın, sayfalarının tamamı aynı kalınlıkta olan ve kalınlığı 12 santimetre olan bir bilim kitabı almıştır. Sonra Faruk kitabın 1 bölü 3'ünü okumuş ve kitap ayracını şekil 1'deki gibi koymuştur. Daha sonra bir miktar daha okumuş ve kitap ayracını şekil 2'deki gibi koymuştur. Faruk böylece kitabın 1 bölü x'lik kısmını okumuş olmuş. Faruk'un kitabın ayracını yerleştirdiği iki yer arasındaki uzaklık 6 santimetre olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. En önemli nokta şu. Bu kitabın kalınlığı 12 santimetre ve tamamı aynı kalınlıkta olan sayfalardan oluşuyor. Şimdi ben ilk başta ne yaptım? Kitabın 1 bölü 3'ünü okudum. 12 santimetrenin 1 bölü 3'ünü okuyun arkadaşlar. Ne yapar? 4 yapar. Bakın 4 santimetrelik kısmı okudun. Daha sonra kitabın ayracını koydun. Bir miktar daha okudun, böyle koydun. İşte bu şunu temsil eden arkadaşlar. Şuraya çizeyim. Bu iki yer arasında ne kadar var? 6 santimetrelik mesafe var. Önce 4 santimetre okudun. Daha sonra da 6 santimetre okudun. Toplam ne kadar okudun? 10 santimetrelik kısmını okudun, değil mi? 12'nin 1 bölü x'i, bak ne diyor? Böylece diyor kitabın 1 bölü x'lik kısmını okumuştur. Şu cümleye bak be. Faruk böylece kitabın 1 bölü x'lik kısmını okumuştur. 12'nin 1 bölü x'lik kısmı neye denk gelecek arkadaşlar? 10'a denk gelecek. Buradan 12 bölü x eşittir 10 bölü 1. İşler işler yapalım. 12 eşittir 10x. Bakın 12 eşittir 10x. Burayı 10'a böl. Burayı da 10'a böl. O zaman bir dakika. Burayı 10'a böl. Burayı da 10'a böl. Şöyle ne geldi? 6 bölü 5. X eşittir 6 bölü 5 oldu. X kaçtır diyor arkadaşlar? X 6 bölü 5 olmalı. Esas alın. Beni dinleyin. Esas alın bu soruyu. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, bakın dikkat testi için bu soruyu özellikle yazdım. Yanlışlıkla 200'leri 200'ü 2'ye bölüp 200'leri 100 diyorsunuz. Bunu sakın demeyin arkadaşlar. Üslü sayılarda bölme yaparken tabanlar aynıysa bunun üzerindeki şu biri yukarıya eksi olarak atarsın. 200'leri 200'den 1'i çıkarırsın. Yani 200 eksi 1'den 199 demelisin. Bu bir. Artı burada da arkadaşlar 100'ü yanlışlıkla 4'e bölüp 25 demeyin. 4 üzerine 1 var. Bu 1'i yukarıya attığınız zaman 4 üzeri 99 yapar. Artı burada da arkadaşlar 68'i 8'e zaten bölemezsiniz ama bu biri yukarıya atarsanız 8 üzeri 67 yapar. Artı 2 üzeri 199. Şimdi değerli arkadaşlarım
Üstün üstü çarpılırdan 2 üzeri 2 üzeri 99 diye hayal kurun. Ne yapar bu da? 2 üzeri 198 yapar. Burada da 2 üzeri 199 var. Artı 8 üzeri 67. 8 ne demek? 2 üzeri 3 demek. Üstünde ne var? 67 var. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. 3 kere 7. 21'in 1'i elde var. 2. 3 kere 6 18. 2 daha 20. 201 yaptı. Gayet güzel. Burada ne var? 2 üzeri 199 var. Şimdi arkadaşlar. Burada 2 üzeri 199 parantezini almak yok. 2 üzeri 198 parantezini almak istiyorum ben. Çünkü en küçük sayı bu bakın. O da nerede? Burada. Herkes görsün diye boyadım. 2 üzeri 198 parantezini alırsam buradan ne kalır? 2 üzeri 1. Buradan ne kalır? Kendisi kalır 1. Buradan ne kalır? 2 üzeri 3 kalır. Buradan ne kalır arkadaşlar? 2 üzeri 1 kalır. Bakın. Deneyin. Çarpın bununla bunu. 2 üzeri 199. Çarpın bununla bunu. 2 üzeri 198. Çarpın bununla bunu. 2 üzeri 201. Çarpın bununla bunu. 2 üzeri 199. O zaman ne oldu? 2 üzeri 198 çarpı 2. 1 daha 3. 2 daha 5. 2 üzeri 3'te 8 demek 13 yaptı. 2 üzeri 198 çarpı 13 oldu. O zaman cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olmalıydı. Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM kutunun içine sayı koyma, harfin yerine sayı koyma sorularını bol bol soruyor. Bu soruların taktiği var. Birincisi o kutuların bir rakamı temsil ettiğini göreceksin. Genelde rakam olarak soruyor. Soru vermemişse sayıdır ama genellikle arkadaşlar böyle bir bilgi veriyor. Rakam. Rakamda ne oluyor? 0'dan 9'a kadar olan sayılar. İkincisi değer verirken sallıyormuş hissiyatına katılma. Çünkü öyle bir şey yok. Sallamıyorsun. Üçüncüsü ise virgüllü sayılar toplanırken ya da çıkarılırken virgüller alt alta getirilir. Dördüncüsü ise virgüllü sayının virgülden sonraki kısmı için istediğin kadar sıfır ekle çıkar bir şey değişmez. ÖSYM özellikle virgüllü sayılara burada el attı. Virgüllü sayılardan işlemleri soruyor arkadaşlar. Çünkü öbürkünden artık demode oldu. Şimdi burada ben şunu demek istiyorum. Mesela M virgül K N bu sayıya istediğin kadar sıfır koy. Aynı sayıyı elde edersin. Canın sıkılana kadar koy. Bu sayıyla bu sayı aynı. Tamam. Şimdi ben bunları ikisini toplayacağım. Bunu çıkaracağım. Bakın virgüllerini alt alta getiriyorum. Çok dikkat edelim arkadaşlar. Alt alta getiriyorum. Şöyle alt alta geldiler. Şimdi ben burada ne yapacağım? Ben burada arkadaşlar şu ikisini toplayacağım. Şunu çıkaracağım. Tamam mı? Ve ben bir şey biliyorum. Virgülden sonra sayıya 0 ekleyebilirim. Ekledim. Ve benim bulacağım işlem EDAC7. Onu da yine virgülünü hizalıyorum. Çok dikkat edin bu. Şimdi arkadaşlar adım adım düşüneceğim. Bakın 0 ile 0 topla 0. Tamam mı? 0'dan bir şey çıkmaz. Komşudan bir onluk alırsın. 10'dan B çıktığı zaman 7 kalmış. O zaman B'ni 3. B'ye 3'ü yazdım. Tamam mı? Burası da 1 eksildiği için arkadaşlar 0 ile A'yı topladığım zaman normalde A idi. Ama komşuya bir onluk verdiği için burası A'nın 1 eksiği. Yani şöyle düşünün 5 olsaydı atıyorum farazi konuşuyorum. Aşağısı ne olur? Aşağısı da 5 ama bir onluk verdiği için 4 olur. Bu da dolayısıyla bu komşulardaki 2 C'nin toplamından bir onluk almak zorunda kalır. 4 işlemi hayal kurun. Dolayısıyla arkadaşlar yani şu 0 ile A'yı topladığım zaman A ama sağa bir onluk verdiği için A'dan bir eksik. Bu da komşudan bir onluk alacak. Dolayısıyla ondan A çıkardığım zaman C ne olur? C9 olur. Deneyin. 4. Burası 5 oluyor. Farazi yine konuşuyorum. 14'ten 5 çıksa 9. Tamam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra insanın birazcık daha düşünmesi gerekiyor. C'ye de 9'u yazalım. Güzelce yazıyorum. Burada bir şeye çok dikkat edin şimdi. Bir şeye çok dikkat edin. Bu tarafa bir onluk verdi. 9. 8 daha 17. 17. 17'den 9 çıkartın arkadaşlar. 8. O zaman bizim A sayımız ne olacak? 8 olacak. Bakın bir daha söylüyorum. 9. 9 daha 18. 10, bir onluk vermiştim. 17. 17'den 9 çıktı 8. A sayımız 8 olacağı için şu A'lara da 8 koyuyorum. O zaman şu A'ya da 8'i koydum. Bu A'ya da 8'i koydum. Şimdi arkadaşlar sonra bakın B'yi kaç bulmuştum ben? 3. B'yi 3 bulmuştum. 3 ile 3'ü toplayın 6. 0 çıkarın yine 6. A da 8'di. O zaman 8 de buraya geldi. Bir deneyelim mi bakalım hakikaten doğru mu?
Şöyle şeffaf bir şekilde bir ders olsun arkadaşlar. 3,980. Toplayalım hatta direkt. 0, 8, 18'in 8'i. Elde var 1, 3, 6, 7, 8. Çıkaralım bunu da. 0, 9, 8, 3. Ondan 3 çıkarsa 7. Buradan ne kaldı? 9. Dikkat edin. 9. Şöyle olacak. 7, 7, bir dakika. 7, 17'den 8, 9. Burada ne kaldı? 7. Bundan bir 10'luk alsa 17. 10'lu 7'den 9 çıkarsa 8. Tamam. 7'den de burada da 6 kaldı. 6, 8. Sağlıyor. O zaman E sayısı 8, D sayısı 6. Burada da eksi var. Burada eksi var. Burada artı var. Burada artı var. Evet, gerçekten sağlıyor. 8 ile 8 gitti. 3 ile 6'yı topla 9. 9'dan da 9 gitti. 0. 4 işlem hayal gücü çok önemli. %99 sorular böyle çözülüyor. Bu basamak kavramıyla çözülür müydü? 10 numara çözülürdü. Ama burada basamak kavramına bence gerek yok arkadaşlar. İşlem yeteneğiyle yapılabilmeli. Bunu kavrarsanız bütün soruları yaparsınız. Arkadaşlar, bu soruda ben bir yöntemi ele almak istiyorum. Bu sefer size kısmi tabloyu göstereceğim. Yani ABC'nin tablosunu yapmayacağım ama yine kısmen de olsa tablo yapacağım. Bakın, diyor ki ABC pozitif tam sayılar olmak üzere sayıların sırasıyla tek ve çift olduğu bilinmektedir. Arkadaşlar, bu sayı tek, bu sayı da çift. Şimdi bakın, bu sayının tek olması için A çarpı B artı C'nin tek olması için senaryoları yazıyorum. Ya bu çift, ya bu tek, ya da bu tek, bu çift arkadaşlar. Peki buraya göre A'nın, B'nin, C'nin işaretlerini yapacağım. Bakın, yine tablo yapacağım ama burada verilen bilgiden ilk aldığım duyuma göre tablo yapacağım. Şimdi arkadaşlar, A çarp, önce şuranın tablosunu yapıyorum. Çok dikkat edin. A çarp B'nin çift olması için bu çift, bu çift, bu çift, bu tek, ya da bu tek, bu çift olabilir. 3 tane senaryo var. Tabi burada C'm hepsinde ne oluyor? Tek oluyor. Bakın, ben şu anda şunun tablosunu yaptım arkadaşlarım. Çok dikkat edin. Sonra bunun tablosunu yapacağım. Neyle neyin çarpımı tektir? Tekle tekin çarpımı tektir. C'den olacak? Çift olacak. Tamam. Bakın, ben bu sefer demo bir tablo yaptım arkadaşlar. Benim tablom burada. Şimdi şöyle tablomu da hop şöyle güzelce bir çerçeveleyeyim. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlarım, burada biz bir şey biliyoruz. A artı B artı C çift. Toplayın çift oluyor mu? Olmuyor, gitti. Toplayın çift oluyor mu? Oluyor. Toplayın çift oluyor mu? Oluyor. Toplayın çift oluyor mu? Oluyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi bakın, buradaki olaya dikkat edin. A tek sayı ise B çarpı C çift sayıdır. Arkadaşlar, A tek sayı ise, evet, B ile C çarpı. Bakın, tek olduğu durumlar neresi? Şöyle farklı bir renkle göstereyim orayı. Şöyle elitimsi. Bakın, şurada ve burada. A'nın tek olduğu iki durum var. Her ikisinde de B çarpı C çift mi? Evet, çift. O zaman bu öncül doğru bir öncül. Şimdi arkadaşlar, şunu özellikle söyleyeyim. Eğer pozitif tam sayı diyorsa, pozitif bir üs varsa onu silebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, şunları sildim. Şimdi okuyun. B çarpı C tek sayıysa. Arkadaşlar, B çarpı C'nin tek sayı olduğu bir durum var. Bakın, şurada oluyor. O zaman diyor ki, bakın şu üsleri de tekrar silin. Bunlar tamamen sizlere elemek için verilen olaylardır. Bu üsler teklik ya da çiftliğe etki etmez. Çünkü bu üsler pozitif üsler. Tamam mı? Şimdi bakın, neredeyiz? B çarpı C tek sayıysa. B ile C'nin çarpımı tek olduğu durum burası arkadaşlar. A artı B tek sayıdır. Hakikaten A ile B'yi toplayın tek yapıyor. Bu öncül de yine doğru bir öncül. Devam ediyorum. Yine pozitif üs silinir. Bunu tekrar hatırlattım. A artı C çift sayıysa. Arkadaşlar, A artı C'nin çift sayı olduğu şu durum var. Şöyle dikkat edin. A artı C'nin çift olduğu bu durum var. B artı C çift sayıdır diyor. Bakın, B ile C'yi toplayın ne yapıyor? Tek yapıyor ve sağlamıyor. O zaman bu öncül yanlış. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olacaktı? 1 ve 2 olmalıydı. İşte arkadaşlar, bu tablo yöntemini yaparsanız çat çut kararsız kalmadan her zaman rahat bir şekilde bu soruları cevaplayabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi mutlak değerle ilgili temel bir soru bu. Bu soru bir temel bir soru arkadaşlar. Bakın, burada mutlak değer görüyorsanız, burada da bir sayı görüyorsanız, mesela burası A, burası B ise, bu şu anlamına gelir. Ya A eşittir B, ya da A eşittir eksi B olur. Tamam mı? Şuna şöyle dikkat edin. Burada kazanım bu. M eksi 2x ya 3 eksi M'e eşit, ya da arkadaşlar M eksi 2x eşittir eksi 3 artı M olacak. Buradan eksi 2x atın bu tarafa 2x, eksi M'i atın bu tarafa 2M, artı 3'ü bu tarafa atın eksi 3. Burayı 2'ye bölün, burayı da 2'ye bölün. 2M eksi 3 bölü 2 eşittir x geliyor. Bunu yazdım 1. Eksi 2x'i bu tarafa atın, M'i bu tarafa atın.
Sol tarafta 3 kalıyor, sağ tarafta 2x kalıyor. Burayı 2'ye bölün, burayı da 2'ye bölün. X eşittir ne geldi? 2 bölü 3. Onu da şuraya yazalım. X eşittir 2 bölü, yok 3 bölü 2. Elenme, elenme. X gerçel sayıların çarpımı. Yani 2m eksi 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eşittir 15 bölü 4. 4'ler gitti mi arkadaşlar? Gitti. O zaman burası ne olması lazım? 5. 5 kere 3 çünkü 15 yapar. 2m eksi 3 eşittir 5 ise atın bu tarafa. 2m eşittir 8. M eşittir 4 olmalı. Evet. Şu basit kavramı, kazanımı tekrar ettik. Arkadaşlar bu tarz sorular ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardır. ÖSYM bazı zamanlarda harf vermiyor, kutu veriyor. Bazı zamanlarda da böyle harf veriyor. Yani artık bu yeni nesil bir kazanım arkadaşlar. Artık bunun üzerinde ÖSYM oynamalar yapıyor. Şimdi bu soruların elbette ki taktiği var. Bazı arkadaşlarım basamak kavramını kullanarak çözüyor ama %99,9 burada arkadaşlar değer vererek test etme tekniğini uygulayacaksınız. Bakın testin adı ne? Değer ver, test et. Tamam mı? Bunu uygulayacağız. Şimdi mesela buradaki 4 normal bir çarpma işleminde, Türkiye'de yapılan bir çarpma işleminde şurası ne oluyor? 4 buradan gelmiştir değil mi? Şimdi 3 ile bir şey çarptığın zaman sonu 4 olan bir şey geldi. Bir yeryüzünde Mars'ta, Jüpiter'de nerede hesap yaparsan yap burada B'nin 8 olması gerektiği görülüyor. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü. L'de var 2. Tamam bakın bunu yazdım. Çok güzel. Şimdi ben B'nin 8 olduğunu söylediğim anda şuraya da 8'i yazmak zorundayım arkadaşlar. Tamam oraya da 8'i yazdım. O da güzel. Şimdi bakın biliyorsunuz ki şu basamakla şurayı çarptığın zaman buraya yazarsın. Okey. Bu basamakla burayı çarptığın zaman da buraya yazarsın. Şimdi arkadaşlar bakın A ile 8 çarpılıyor. Buraya 8 geliyor. Yani o zaman bu A sayısı ya 1. Bakın A sayısı ya 1 arkadaşlar. Ya da 8. Yani ya 1 ya da 6. Özür 6. Çünkü niye? 1 kere 8 8. 6 kere 8 48'in 8'i gelebilirdi buraya. Bakın bir daha söyleyeyim. 1 kere 8 8. 6 kere 8 48'in 8'i. Hangisi olacak? Arkadaşlarım eğer A'ya 1 verirseniz bakın burası 118 gibi bir sayı olur. Tamam mı? Bu 118 gibi sayıyı sen 3 ile çarptığın zaman burası 4 basamaklı bir sayı gelemez. Ne yaptın? Bak ne demiştik? Değer ver, test et. Ne oldu? Bak 1'in olmayacağı görüldü. A'nın da ne olduğunu bulmuş olduk değil mi? A'da ne oluyor? Bak 6 oluyor. Yazalım. A'da 6, B'de 8. Harika gidiyoruz. Şimdi artık bundan sonrası kolay. Arkadaşlar 3 kere 8, 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 6, 18... 2 daha 20'nin 0 elde var 2. 3 kere 6 18. 2 daha 20'nin 0'ı 20 direkt yazıyoruz. 20'nin 0 değil. 20 yazıyoruz. Bitti. 6 kere 8 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 6 36. 4 daha 40'ın 0'ı elde var 4. 6 kere 6 36. 4 daha o da ne yapar arkadaşlar? 40 yapar. 40 yapar. Doğru mu? 6 kere 8 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 6 36 40'ın 0'ı elde var 4. 6 kere 6 36 40 yaptı. Tamam. 4'ü de koyayım 40 yaptı. Buradan şimdi toparlayalım. 0, 8 daha 8 oldu. Sonra 0, 0 daha bakın arkadaşlar 0, 0 daha ne oldu? 0 oldu. 2, 0 daha ne oldu? 2 oldu. Burası da ne oldu? 4 oldu. Evet. K ne geldi? 2 geldi. M ne geldi? 0 geldi. N ne geldi? 8 geldi. Tamam. A'ya 6'yı koy. B'ye 8'i koy. C ne oldu? C 0 oldu. Güzel. D ne? D'ye 4'ü koy. Bak D 4 oldu. K'ya ne koy? 2 koy. M'ye 0 koy. N'ye 8 koy. 6, 14, 18, 20, 28. O zaman cevabımız Bursa 28 olmalıydı. Neymiş adı? Değer ver, test et. İşte bu. Arkadaşlar faktöriyel soruları ÖSYM'nin çok ciddi bir kazanımı. ÖSYM faktöriyel sorusunu özellikle soruyor. Bazen konu içinde de sorabiliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bu sorumuz konuyu da tekrar ettirecek güzel bir soru. Şöyle baktığınız zaman bakın benim size tavsiyem şu n-1 faktörüyle arkadaşlar onu sol tarafa atın. Bakın buradan alın şöyle sol tarafa atın. Tamam mı? Şöyle olsun. Burası eksi olsun. Eşittir 0 diyelim. Tamam mı? Şurayı da şöyle güzel bir sileyim. Tamam. Şıklar kalsın. Şık olsun. Şimdi burada en ufak kim? N-2 faktöriyel.
alayın en eksi 2 faktöriyle kadar açarım. Bir de faktörün şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. A faktöriyeli ben A çarpı bir daha eksil. A eksi 1 çarpı A eksi 2 çarpı faktöriyel. Tamam, böyle yazabilirim. Şimdi ben burada n faktöriyeli yazsam n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyeli kadar açabilirim. Açtım. Bakın n faktöriyeli oraya kadar açtım. Eksi 400 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Aynen duruyor. Arkadaşlar şunu da n eksi 2 faktöriyeli kadar açayım. O zaman n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel olmalı. Çok güzel. Peki bu kaça eşit? Sıfıra eşit. Şimdi burada şöyle şahince bir bakın arkadaşlar. N eksi 2 faktöriyeller hepsinde ortak mı? Evet baba. O zaman N eksi 2 faktöriyel parantezini alın. Buradan ne kaldı? N çarpı N eksi 1 eksi buradan ne kaldı? 400. Buradan ne kaldı? Eksi 1. Buradan da ne kaldı arkadaşlar? Bir dakika. Oradan şey kaldı. Bir dakika. N çarpı N eksi 1 eksi 400. Buradan eksi N eksi 1 kaldı. O da ne yapar? Eksi N artı 1 yapacaktır. Bu da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Peki. Buradan ne gelir? N kare eksi N eksi 400 eksi N artı 1. Bunu da ayırın. N kare eksi 2N eksi 399. Aman Allah'ım. Ne biçim sayı bu be? Ne biçim sayısın sen be? Eşittir 0. Arkadaşlar bunu çarpanlarına ayıran şu anda burada verilidir. 399'un 3'e bölündüğünü hemen görüyorum. 3'e bir bölelim. 1, 3, 3. 133. 133 kaça bölünür? Du 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 du. 133 kaça bölünür ya? 7'ye bölsem, evet 7'ye bölünüyor hakikaten, helal olsun bana. Bir kere var çıkar 6, 63 bir kere var 19 gelmez diyordum, 19 tamam. Buradan da arkadaşlar ne geldi? Yani şöyle yapalım o zaman, 399 21 çarpı 19 olacak. Yani o zaman sen bunu şöyle ayır, eksi 21 ile artı 19'u çarparsan bu yapıyor. N kareydi. N'nin çarpımı diye yap. Çapraz çarp. Topla ortayı veriyor mu? Veriyor. Tamam. O zaman ne oldu? N eksi 21 çarpı N artı 19. Burada da N eksi 2 faktöriyel var. Bu sıfır eşit. Evet arkadaşlar. Bunun sağlanması için N ne olacak? 21 olacak. Çünkü niye? Faktöriyel kavramında negatif sayılar yok. O yüzden N 21 olmalı. Bana da neyi soruyordu? N'i soruyordu. O zaman arkadaşlar N'i ne buldum? N'i ben 21 olarak bulmuş oldum. O zaman cevabımız Ceyhan N 21 olmalıydı. Bence güzel bir soruydu. Böyle faktöriyeli de güzel bir tekrar etmiş olduk. Arkadaşlar şimdi bakın bu tarz sorularda basamak kavramını güzel şekilde kullanmak gerekiyor. AA ve BB iki basamaklı sayı dediği anda biz hemen AA yerine ne yazıyorduk? Şunu yazıyorduk. Bu onlar basamağında olduğu için 10 çarpı A. Bu da birler basamağında olduğu için 1A. Topluyorum ne oldu? 11A oldu. Peki BB gördüğüm zaman o zaman ne yazıyorum direkt? 10B artı B'den 11B yazıyorum. Öncelikli olarak şu bu toplamı ifade ediyorum. Nasıl ifade ediyorum? 11A artı 11B olarak ifade ediyorum. Buradan da 11 parantezini alıyorum. Ne geliyor? A artı B geliyor. Güzel. Ne demiş? A sayısı B sayısından 1 eksikti. Şimdi A sayısı B sayısından 1 eksik. Yani ne demek bu? A sayısı eşittir B eksi 1. 11 çarpı A sayısı yerine B eksi 1 yazıyorum. Artı B var. Buradan 11 çarpı 2B eksi 1 yapıyor. Güzel. Şimdi bana burada diyor ki toplamı aşağıdaki sayılardan kaç tanesine kesinlikle tam bölünemez diyor arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle tam bölünemez diyor. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın. A sayısı B sayısından 1 eksik dedi. A yerine B eksi 1 yazdım. 2B eksi 1 geldi. Şöyle bir ifade var şu an benim elimde. Ben buradan ne çıkarabilirim? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bakın ben de tıkandım gördüğünüz gibi. Bu tek bir sayı. Şimdi 2 ile B'yi çarptığınız zaman burası kesinlikle çift. Ama 1 çıkardığından burası da tek. Yani bu çarpım bir kere tek. Bu çarpım tek olduğu için bir kere 2'ye kesinlikle bölünemez. 4'e kesinlikle bölünemez. Bakın 2'ye ve 4'e kesinlikle bölünemez. Acaba buradan bir tane daha var mı?
Bakın. B'nin en büyük değeri 9 olsa 2 kere 9 18, 1 çıkartın 17. Yani burası 11 çarpı 17 olabilir. 19'a da asla yönelmez. Çünkü neden? 11 çarpı 19 gibi bir çarpım oluşamıyor. Böyle bir çarpım söz konusu olmadığı için 19'a da kesinlikle yönelmez. Evet, 17'ye bölünebilir mi? Bölünebilir. Bana kesinlikle tam bölünemez. B'ye 2 verirsin 2 kere 4 1 çıkar 5 yine bölünebilir. Peki B'ye 2 verirsin 2 kere 2 4 4'ten 1 çıkar 3. Bak 3'e de bölünebilir. Ama 19'a, 2'ye ve 4'e kesinlikle tam bölünemez diyebiliyorum. O zaman benim bu sorumun cevabı ne olacak arkadaşlar? Denizli olmalı. Evet, bu sorumun cevabı Denizli olmalı. Gördüğünüz gibi küçük bir yorumdu ama bence bu yorum bize çok şey kattı diye ben düşünüyorum. Arkadaşlar, ardışık sayılarla ilgili bir soru. Hem de burada ardışık sayılarla ilgili bu formülü işleyeceğiz. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle hesaplanır. Şimdi aşağıda bir örüntü görüyorsunuz. Bana diyor ki 20 sıradan oluşan bu duvar mozaiğindeki turuncu kare sayısı mavi kare sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar bir kere mavi kare sayısını saymak çok kolay. Çünkü örüntüde direkt görülebiliyor. Her sırada bir tane mavi kare var. 20 tane sıra olduğuna göre o zaman 20 tane mavi kare vardır. Şimdi asıl önemli olan turuncu kareler. Şimdi turuncu karelerde dikkat ediyorsanız 2 iken 1 tane var. 3 iken 2 tane var. 4 iken burada 3 tane var. O zaman 20 iken burada kaç tane turuncu kare var? 19 tane turuncu kare var. O zaman turuncu karelerin toplamı 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı olacak. Çok güzel. Peki bu da ne demektir? 19 çarpı 20 bölü 2. Neden? Benim formülüm ne? N çarpı n artı 1 bölü 2. Benim n dediğim sayı neye denk geliyor? 19'a denk geliyor. O yüzden 19 çarpı 20 bölü 2 yapıyor. 22'ye bölün 10 yapıyor. 19'u 10'u çarpın ne yaptı? 190 yapmış oldu. O zaman turuncu kare sayısı ne yaptı? 190 yapıyor arkadaşlar. Bana da ne diyor? Turuncu kare sayısı mavi kare sayısından kaç fazladır? 190'dan 20'yi çıkardığın zaman kaç kalıyor? 70 kalıyor. Ama nasıl 70? 170 kalmış oluyor. Arkadaşlarım bu soru tarzı sınavda çıkıyor. O yüzden tekrar çıkabilir diyorum. Burada ÖSYM şunu soruyor. Sayı üretebiliyor musun? Özgün davranabiliyor musun? Daha önce bilmediğin bir şeyle karşılaştığın zaman ne yapıyorsun? Bu kazanımı ölçüyor. O yüzden bir sürü soru çıkabilir. Benim burada size uyarılarım şu. Bu tarz sorular gördüğünüz zaman sistematik bir şekilde denemeye çalışın. Değer verin. Dört işlemde hata yapmayın ve asla korkmayın. Çünkü soru bir yerden sonra kendi kendine çözülmesi lazım. Rahatlayacak. Medya iki basamaklı bir doğal sayı seçtikten sonra bu doğal sayının önce onlar basamağındaki rakamı 2 ile çarpıyor. Sonra birler basamağındaki rakamı 2 artırıyor. Ve bulduğu değerleri yan yana yazarak yeni bir sayı elde ediyor. Bakın 9'u 2 ile çarpmış. Böyle 18 diye yazıyor. Onu da hemen sağ tarafına 8'in 2 fazlası olan 10'u yazıyor. Bakın 4 basamaklı bir sayı elde ediyor. 2'nin 2 katını almış. 4 elde etmiş. 3'ün de 2 fazlasını almış. 5 olmuş. Hemen yanına yazmış. Şimdi bana diyor ki medya seçebilecek kaç farklı 2 basamaklı doğal sayı ile 3 basamaklı bir doğal sayı elde edebilir. Şimdi arkadaşlar ilk hamle bakın. AB 2 basamaklı sayısını bir tanımlayın. Hani bu bırakıyorsanız bile bir soruyu burada bırakın. Ama bunu demeden sorunun size bir ışık yakma şansı yok. Hani düğmeye basmadan ışığı göremezsin. Düğmeye basacağın buradaki hamle AB 2 basamaklı doğal sayısını yaz. Bu da eşittir. Hani burada dönüşüm sonucunda 2 çarpı A artı B artı 2 gibi bir sayı oluşuyor. Bakın şöyle dikkat edin. Şimdi bu sayının 3 basamaklı bir sayı olması için 2 tane seçenek var. Ya burası 2 basamaklı. Bakın ya burası 2 basamaklı. Burası 1 basamaklı olacak. Ya da burası 1 basamaklı, burası 2 basamaklı olacak. Başka da alternatif yok. Bakın ne oldu? Çözündü soru. Ben bir yerden ipucu buldum ama ben bunu yazmasam nasıl bulacaktım? Bulamazdım. O yüzden arkadaşlar şimdi öncelikli olarak A'ya hangi değerleri verirsen 2 basamaklı bir sayı elde edersin. B'ye hangi değerleri verirsen B artı 2 sayısı 1 basamaklı olur. Öncelikli olarak onu bulalım. A'ya hangi değerleri verirsen 2 basamaklı sayı elde edersin. 5'ten başlarsın. A'ya 6 versen olur. A'ya 7 versen olur. A'ya 8 versen olur. A'ya 9 versen olur. Güzel. Peki B'ye ne verirsen bir basamaklı sayı elde edersin. Hemen yapalım. B'ye bakın B'ye 7 versen 9 oluyor. 9 bir basamaklı sayı. Hani en radikal değer burada büyük değerlere bakın. B 7'den başlar. 7 olabilir. 6 olabilir. 5 olabilir. 4 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Bunların hepsi bir basamaklı. Bakın 7'ye 2 ekle 9. 6'ya 2 ekle 8.
Ama bakın Y, B 8 olamaz. Çünkü 8 verdiğimde 8 2 daha 10 yapar. 10 kaç basamak yoksa 2 basamak yüksek. Dolayısıyla burada B'nin kaç değeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değeri var. Bunun için kaç değer var? 8 değer var bakın. Bunun için kaç değer var? Yine 8. Yine bunun için kaç değer var? 8. Yine bunun için 8. Bunun için 8. O zaman buradan kaç değer oluyor arkadaşlar? 40 tane değer oluyor. Bakın 40 tane bu şekilde sayı ürettim hemen. Şimdi şu durum artık bitti. Bakın arkadaşlar durum bitti. Şimdi bu sefer aynı mantıkla geliyorum. A'ya hangi değerle verirsem bir basamaklı sayı olur. Şimdi iki basamaklı sayı olduğu için A'ya verebileceğin en küçük sayı 1. 1 kere 2, 2. Bir basamaklı. 2 ver, 4. 3 ver, 2 kere 3, 6. 4 ver, 8. A'nın bu değerler için 2A sayısı bir basamaklı oluyor. Güzel. Peki B'nin hangi değerler için B 2 basamaklı oluyor? Hemen onu öğretelim. 8 versen 10 yapar. 9 versen 11 yapar. A'nın kaç değeri için 2 tane sayı var? Yani bir değer için 2 sayı var. Hani 18, 19. 2 tane buradan var. 2 tane buradan var. 2 tane buradan var. 2 tane buradan var. Topla kaç oldu? 8 değer de buradan oldu. O zaman arkadaşlar kaç farklı değer dediği zaman ne oluyor? 48 tane değer oluyor. İşte o zaman bu sorunun cevabı ne yapıyor? Bursa 48 oluyor. Bakın tüm detayları geçiyorum. Tüm detaylarıyla. O zaman bu sorulardaki mantık neymiş? Bu sorulardaki mantık ilk başta bir AB sayısı tanımla. Şu kuralı, bak şuradaki hani sorunun anlattığı şu örneği bu AB ile ifade et. Sonra ufak ufak değer ver. Değer vererek birkaç tane sayı ürettikten sonra her şey yoluna gidecek. Mutlu olacaksın, mutlu çıkacaksın. Burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu soru yine benim denemelerimde olan bir soruydu. Bence gayet de güzel şeyler vurguladık. Hem sayısal mantık anlamında hem basamak kavramı anlamında güzel bir soru oldu. Bence özel bir yorum da hak ettim. Arkadaşlar bize cebiri hissettirecek bir soru. Şimdi çözüm şekline çok dikkat edin. Bu 0,25'i görünce korkmayın. 0,25 nedir arkadaşlar? 25 bölü 100. 25 bölü 100'dür. Peki 25 bölü 100 ne demektir? O da 1 bölü 4 demektir. Tamam. Şimdi ben x'in bu olduğunu biliyorum. Yani ben x yerine bu ifadeyi yazmak yerine şunu yazacağım. 0,25'in yerine 1 bölü 4 yazacağım. 3 üzeri 1 bölü 4 olsun. Bu da şu anlama geliyor. Kökün içinde 3 olacak ve bu kökün derecesi 4 olacak. Bakın şunun şu ifadenin şu ifade yerine geldiğini unutmayın arkadaşlar. Bunu yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra içinizde bir korku oluşabilir. Hocam buradan nasıl çıkacağım? Bakın kök 12 gördüğüm yere ben şunu yazabilirim. 12 ne demek? 4 çarpı 3 demek. 64 de kökten dışarı çıkar 8 diye. Burası ne oldu? 4 dışarıya çıktığı zaman 2 diye çıkar. 2 kök 3. 2 kök 3 artı 8 oldu. Şimdi şurası birazcık beni korkutuyor, tedirgin ediyor ama korkmayacağım. Şunu yazacağım arkadaşlar. 2 eksi 4'ün üzerinden kök 3. Bakın x eksi 4 diyor. Yani şu ifadeden bir daha 4 çıkaracak. 2'den 4 çıkarsa ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 2 eksi 4. dereceden kök 3 oluyor. Tamam. Şimdi burada ben nasıl bir mesaj kullanabilirim? Bakın arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye şöyle yapacağım. 4'ün yani kök 3'ü sol tarafa alacağım. Eksisiyle beraber artı 2 olsun burası. Yine bunu sol tarafa alacağım. 4'ün yani kök 3'ü. Eksi 2 de bu tarafta. Bunu böyle yazdıktan sonra bakın. Hani iki kare farkı vardı ya. Neydi? A artı B çarpı a eksi b şeklindeki bir ifade nasıl yazılıyordu? A kare eksi b kare olarak gösteriliyordu, değil mi? Biz ben bunu böyle olduğunu biliyorum. O zaman bakın, bu da a olsa, şu b olsa, arada artısı var. Bu a olsa, bu b olsa, arada eksisi var. Bakın çarpısı da var. İki kare fark oldu, değil mi? O zaman bu iki ifadenin karesi. Yani eksi 4'ün yani kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? Bakın bu dereceyle bu bölünüyor. Her zaman şu en dışarıdaki üst bunun altına bölü olarak geliyor. Bunu da unutmayın. Hatta bunu da yazalım. Not alın siz de. Mesela burada A olsun. İçeride bir X ifadesi olsun. Bunun B'sini alıyorsanız. Tamam mı? Bu şu anlama geliyor. Şurada A bölü B olarak geliyor. A bölü B olarak geliyor. O zaman buradan 4'ü 2'ye bölersen 4'ü 2'ye bölersen bu eksi karekök 3 oluyor. Yani karekökteki karede yazılmıyor biliyorsunuz. Eksi 4 oldu. Şimdi şuradaki ifadeyi görüyorsunuz ya. Bu ifadeyi önce sol tarafı bir daha yazayım. Bu ifadeyi de iki parantezine alıyorum. İki parantezine aldığım zaman buradan kök 3 kalıyor. 8'i de 2'ye bölüyorum. 4 yapıyor. Sonra arkadaşlar bakın şu çarpıma dikkat edin. Yine buradan 2 kare farkı geliyor. Hatta şöyle nitelendirirsem daha iyi anlaşılsın.
Bir dakika. Onu söyledik. Şunun karesinden artı geliyor bir kere. Bir dakika. Eksi, bunun karesinden, bakın şurada kare var ya, şu eksi yutuyor. Tamam. Heh, onu unutacağım zannetmeyin. Unutmadım. Şimdi buradan iki kare farkı geldi değil mi? Yani ne oldu? Kök 3'ün karesi eksi 4'ün karesi oldu. Burada yine tırnaklı benim bir parantezim var. Çarpı 2 var. Kök 3'ün karesi ne yapar? 3 yapar. 4'ün karesi ne yapar? 16 yapar. Çarpı 2. 3'ten 16 giderse eksi 13 yapıyor. Çarpı 2. Buradan da ne yapıyor? Eksi 26 yapıyor. Evet. Bütün cebiri tekrar ettik. Yani şu soru bütün iki kare farkını tekrar etmiş olduk. Bir de arkadaşlar bakın bu soruda ben özellikle size şunu söyleyeceğim. Mesela 4'ün dereceden bir kök var. Böyle bir ifade var. Bunun karesini aldığın zaman bu karekök a'ya dönüşüyor. 8. dereceden bir köküm var. Ben bunun karesini alıyorum. Bu 8 bölü 2'den 4'ün dereceden kök a oluyor. Bir tane daha örnek veriyorum daha iyi anlaşılsın diye. Mesela burası 12. dereceden bir kök b var. Ben bunun 6. kuvvetini alıyorum. 12'yi 6'ya bölüyorum. 2 oluyor. Kare kök b oluyor. Yani o da aslında direkt kök b oluyor. O zaman bu sorunun cevabı eksi 26 olmalıydı. Bunları tek tek yazın. İstiyorsanız bu soruyu silin. X'in yerine y yazın. Bir daha çözün. İyice pratiğiniz artsın. Arkadaşlar mutlak değeri bizlere tekrar ettirecek bir soru. Bakın burada mutlak değerin önemli özelliklerini gündeme getireceğiz. Kesinlikle doğrudur demesi bu soruya böyle bir ÖSYM kokusu katıyor. O kokuyu içinize çekin, mutlu olun, huzurla dolun. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılar. Bakın sıfırdan da farklılar, birbirinden de farklılar. Şimdi ben şunu biliyorum. Eğer bir A sayısı sıfırdan büyükse, yine bir A sayısı sıfırdan küçükse, mutlak değer A neye eşit? Sıfırdan büyükse A mutlak değerden olduğu gibi çıkıyor. Eğer A sıfırdan küçükse mutlak değerden eksiyle çarpılarak çıkıyor. Bu benim bir ana kazanım. Şimdi bakın X eksiyle çarpılmış, Y de eksiyle çarpılmış. Dolayısıyla burada ben şunu söyleyebilirim. X eksi Y sayısı eksi bir sayı. Yani sıfırdan küçük bir sayı. Çünkü neden? X eksi Y mutlak değerden dışarı çıkarken eksiyle çarpılmış. Eksi Y'yi öbür tarafa atıyorum. X küçüktür Y oluyor. Bu benim birinci öncülden elde ettiğim kazanım. Şimdi Y sayısı eksiyle çarpılarak dışarı çıkmış. O zaman Y sayısı sıfırda olamayacağına göre Y sayısı ne oluyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük oluyor diyebilirim. Bakın buradan sıfırdan ve birbirinden farklılar kelimesini unutmayın. Çünkü ben ona göre çözüyorum. Y sıfırdan küçük. Doğru. Şimdi Y sıfırdan küçük ise arkadaşlar sıfırdan küçük olan bir şeyden X de küçükmüş. O zaman ne yapıyor? X de yine sıfırdan küçük. Y artı Z dışarıya bakın nasıl çıkmış? Olduğu gibi çıkmış. O zaman Y artı Z mutludur. Olduğu gibi çıkıyor. O zaman Y artı Z sıfırdan büyük olacak. Fakat Y eksi bir sayı. Eksi bir sayıyla neyi toplarsan sıfırdan büyük olabilir. O zaman Z'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu bilgiler eşliğinde şimdi sorumuzu çözelim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Evet, birbirinden korkunç öncüler. Haydi bakalım. Şimdi kesinlikle diyor. Ben de korktum açıkçası. X eksi y'nin karesi. Şimdi x eksi bir sayı. Şuraya tekrar yazalım. Y de eksi bir sayı. Z de sıfırdan büyük. Şimdi x ile y'yi toplarsan iki eksi sayının toplamı pozitiftir. Bak pardon özür dilerim. İki eksi sayının toplamı negatif. Ama bu şekilde y eksiyle çarpıyorsun ya şu artı bir ifade oluyor. X de eksi bir ifade. Yani bu artı ile eksi birbirine zarar veriyor. Etkileşim yaşarlar. Daha iyi anlaşılsın diye arkadaşlar. Bu soruda ben bir örnek vereyim. Beyin dünyanızda daha rahat çizim. X eksi 4. Y'ye eksi 5 vereyim. Normalde vermem de burada vereceğim. Eksi 4 ile eksi 5 yapın buraya. Eksi 9 yapar. Eksi 9'un karesi 81 yapar. Küçüktür. X eksi 4 verdim. Y'ye eksi 5 verdim. Ama şu arada da eksi var. O yüzden ne oldu? Artı 5 yaptı. Buradan ne yaptı? 1 yaptı. 1'in karesi 1. 1 81'den her türlü küçük. Dolayısıyla arkadaşlar bakın eğer buradaki ifadeler yani x ve y yani nihayetinde iki zıt ifade varsa o zaman her zaman zıt olmayan ifade bundan daha büyüktür. Bakın x artı y zıt olmuyordur. Negatif de olsa hani kareden dolayı pozitif çıktığı için her türlü ne oluyor? O pozitif oluyor. O zaman birincisinin cevabı ne olacak? Kesinlikle doğrudur da bu pozitif olacak. X çarpı y. X çarpı y büyüktür. Z çarpı y diyor. X eksi bir sayı. Y eksi bir sayı. İki eksi sayı çarparsan ne oluyor? Artı oluyor. Büyüktür. Z çarpı Y. Z artı bir sayı. Y eksi bir sayı arkadaşlar. O da ne yapıyor? Eksi oluyor. Artı ile eksinin çarpımı. Artı bir sayı eksi bir sayıdan kesinlikle büyük müdür? Büyüktür. Şimdi geldik en pis örneğe. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada X'i Z'ye bölüyorsun. Eksi bir sayıyı artı bir sayıya bölüyorsun. Burası eksi oluyor. Artı bir sayıyı eksi bir sayı biliyorsun yine eksi oluyor.
Burada ben şimdi iki eksi sayıyı kıyaslayabilir miyim? Bakın kıyaslayamam. Daha iyi anlaşılsın diye ben bir örnek vereceğim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereceğim. Kıyaslayabilir miyim ya da? Bir alamet varsa kıyaslayabilirim. Durun bakayım ben şimdi size demek istediğimi anlayacağım. Z mesela 100 olsun. Y de eksi 2 olsun. X de Y'den daha küçük ya. X de eksi 4 olsun. Eksi 4'ü 100'e bölersen eksi 4 bölü 100 küçüktür. Z bölü X diyor. Z ne arkadaşlar? O da 100. X ne? O da eksi 4. Bakın dikkat edin bu eksi 25 yapıyor. Bu da eksi 2 bölü hatta eksi 1 bölü 25 yapıyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Bu ifade bundan daha büyük. Dolayısıyla zaten hani kesinlikle bırakın. Yanlış olan bir örnek bile verebiliyorum. Yani aksine bir örnek ispattır biliyorsunuz. Akademik olarak aksine bir örnek ispattır. Tamam ben bunun aksine de bir örnek verdim. Bitti. Bu sorularda o yüzden böyle bir iki tane örnek verin. İyice kafanız otursun. Çünkü burada x y'den küçüktür dediğiniz için bakın x y'den küçüktür dediği için belki soru burada bize sürpriz yapabilir. Yani buradan bir sürpriz gelebilir. O yüzden hani burada dikkatli de olmakta fayda var. Burada mesela ben ne yaptım? X'e eksi 4 verdim. Eksi 4 verdiğim için y'ye de şey z'ye de 100 verdim. Eksi 4 bölü 100'den eksi 4 bölü 100'den eksi 1 bölü 25 oldu. 100'de eksi 4'e böldüm. Eksi 25 oldu. Şimdi burası eksi 1 bölü 25, burası eksi 25. Eksi 1 bölü 25, eksi 25'ten ne yapıyor? Küçük olabilir mi? Olamıyor. Çünkü yine negatif sayılara tam ters oluyor arkadaşlar. Bu daha büyük. Tamam, burada olayımızın mantığı bu. Bence güzel bir soru oldu. Gerçekten en eleyici noktalara da değinmiş olduk. Bayağı bir özet yaptım. Bunları hazmetmeniz için tek tek not almanız gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi bu soruya şöyle dikkatli bir şekilde baktığınız zaman akla bir şey gelmiyor. Ama bu tür soruların zaten amacı bu. İlk başta insanı böyle dondurup hayret içinde bırakmak. Şimdi burada dikkat ediyorsanız üst kısmında x artı y var, z yok. Aşağıda da x artı y artı z var. Yukarıda da bir bilgi var arkadaşlar. Burada da hani nereden başlayacağını görmek gerçekten bir ön sezi. Ama burada 6 var. Burada da 2 ile 3 çarpılırsa buradan da bir 6 geliyor arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki önce şu ikisini çarpayım. Yani 5 üzeri x ile bakın 5 üzeri y'yi önce çarpıyorum. Çarptığım zaman 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi. Peki 5 üzeri x ile 5 üzeri y'nin çarpımından ne gelir? 5 üzeri üstler toplanır. X artı y yapıyor. O da neye eşit arkadaşlar? 6. O zaman ben buradaki 6'yı silip o 6'nın yerine 5 üzeri x artı y yazabilirim. Yazdım. Şu anda dikkat edin. Z neye eşit arkadaşlar? X artı y'ye eşit. Peki ben z gördüğüm yere o zaman ne yazabiliyorum? X artı y yazabiliyorum. Güzel. Peki burada ben bir z görüyorum. Farkında mısınız? Ben bunun yerine ne yazayım? X artı y yazayım. O zaman 6 üzeri 4 artı 2x artı 2y bölü x artı y artı z. Hatta şöyle mi yapsam acaba? X artı y gördüğüm yere mi z yazsam? Ya da z gördüğüm yere mi x artı y yazsam? X artı y gördüğümüz yere z yazalım arkadaşlar. Bence şu x artı y gördüğümüz yere z yazalım. Bir z de burada var. Orayı da hatta şöyle düşünelim. 6 üzeri z ile z'yi topladım. 2z yaptı. Bakın burada iki tane iki parantez alırsanız x artı y var. Peki x artı y neydi arkadaşlar? Z'ydi. O zaman burası ne yaptı? 4'ü unutmayın sakın. 4 artı 2z yapmış oldu. Peki buradan ne gelebilir? Payın ayrılma özelliği var biliyorsunuz. A bölü A artı B bölü X'in ben A bölü X artı B bölü X diye nitelendirebilirim. O zaman ben burayı şöyle yazıyorum. 6 üzeri 4 bölü 2z çarpı 6 üzeri 2z bölü 2z olarak yazıyorum. Böyle yazdığım zaman 2z bölü 2z'den ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. 6 üzeri 1'den burası ne geldi? 6 geldi. Çarpı. Burada 4 ile 2 sadeleşebilir. 6 üzeri 2 bölü z gibi bir ifade kaldı. Şimdi benim 6 bölü 2z ifadesini elde edebilmek için şuraya bir müdahale yapmam lazım. Bakın 2 bölü z'yi elde etmek için. Bu 6'nın üzerinin 2 bölü z'inci kuvvetini alıyorum. O zaman bunun da 2 bölü z'inci kuvvetini almalıyım. Böylece z'ler birbirini götürdüğü zaman 5 üzeri 2 geliyor. Burası da 6 üzeri 2 bölü z oluyor. Dikkat ediyorsanız 6 üzeri 2 bölü z'yi elde ettim. Neymiş o arkadaşlar? 5 üzeri 2'ymiş. O zaman 6 üzeri 2 bölü z yerine 5 üzeri 2 yazıyorum. Çarpı bir tane 6'mız var. 5'in karesi 25 çarpı 6.
Bu da ne olur? 150 olacaktır. O zaman cevabımız Denizli olmalı. Başka yönden de çözülebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben acaba Z'ye mi X artı Y yazsam ya da X artı Y'ye mi Z yazsam diye düşündüm ve bir karar verdim. Burada şu hareket de çok önemliydi bakın. Şurada hani 6 üzeri 4 artı 2Z bölü 2Z'yi 6 üzeri 4 bölü 2Z çarpı 6 üzeri 2Z bölü 2Z yazmak gerçekten güzel bir hareketti. İnşallah bu basamakları da geliştirmişizdir diyor. Arkadaşlar bu soruların bir püf noktası var. Temel kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın diyor ki x bir tam sayı, y bir reel sayı. Bu bize çok önemli bir mesaj veriyor. Ve diyor ki bana bu ifadenin alabileceği en büyük değeri soruyor. 3x kare eksi y karenin en büyük değeri soruyor. Bunu bulabilmek için arkadaşlar bakın şu yeşile boyayım. Şurayı da maviye boyayım. Hani bunun bana maksimum değerini soruyor. O zaman bu ifadenin maksimum olması gerekiyor. Aynı şekilde bu ifadenin minimum olması gerekiyor. Minimum maksimumdan minimumu çıkarırsa maksimum sonuca ulaşabilirsin. Güzel. Ama x bir tam sayı dediği için de sen burada şunu yapacaksın. X karenin maksimum değerini kendin bulacaksın. Negatif sayıların da karesi pozitif olduğu için burada x karenin en büyük değeri şurası için baktığınız zaman x'i eksi 4 almanız için gerekiyor. O zaman x kare 16 oluyor. O zaman 3 çarpı 16 oluyor. Eksi. Şimdi y karenin minimum değeri olması lazım. Y kare çıkar. Hatta burada ne var? Y küp arkadaşlar. O zaman buraya y küp yapalım. Bakın y küp yapalım. Y küpün ben minimum değerini bulmam gerekiyor. Peki y küpün minimum değeri nasıl bulacağım arkadaşlar? Y bir reel sayı dediği için şu sisteme bakacağım. Bu sistemde benim ne yapabilirim? Şöyle düşünüyorum. Eksi 3'ün küpünü alayım. Eksi 27. Küçüktür y küp. O da küçüktür. 2'nin küpünü alıyorum. 8. Tamam. Y küpün en küçük değerini eşitlik yok bakın dikkat edin. Y küpün en küçük değeri eksi 26. Geliyorum onun da yerine eksi 26 yazıyorum. 3 kere 16 48. Eksi eksi artı yapıyor. Artı 26. Topluyorum ne yaptı? 74 yaptı. O zaman cevabımız C. O zaman ne öğrendik? Eğer y bir reel sayı derse o zaman arkadaşlar bakın o zaman siz eşitlik sisteminden şu ifadeyi elde edeceksiniz. Bakın benim ne elde etmem gerekiyor? Y küp elde etmem gerekiyor. O zaman ben sistemden elde ediyorum. Tamam mı? Peki y kare deseydin ne olurdu? Bakın onu da söyleyeyim. Burada eksi 3'ün karesi mi daha büyük? 2'nin karesi mi daha büyük? Eksi 3'ün karesi daha büyük. O yüzden 9. 0 bu arada olduğu için 0'ı da sola yazmanız gerekiyor. Ama y bir reel sayı dediği zaman bunu yapıyorsunuz. Eğer y bir reel sayı demeseydi de o zaman y küpün en küçük değeri y'yi eksi 2 almanız da mümkündü. O zaman y'yi eksi 2 alırdınız. Eksi 8 derdiniz. Oradan da eksi eksi artı 8 yapardı. Farklı bir sonuç gelir. Tamam mı? Bu dediklerime çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar konunun ana mihenk taşları. Özellikle ben sayılar ve cebir kitabımda bunu çok işledim, çok anlattım. Muhakkak bunun çözümlerine ulaşın. Muhakkak bunun çözümlerine ulaşın arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM zaman zaman işlemle ilgili de sorular soruyor. Bu soru üzerinde işlemi bir tekrar edelim. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı yıldız ve kare işlemi her pozitif A ve B gerçel sayısı için eşitliklerini sağlamaktadır. 2 üçgen 5 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu sorularda bir kere işlem hatası yapmayacaksınız. İkincisi yazmaktan asla korkmayacaksınız arkadaşlar. Öncelikli olarak 2 üçgen 5'i bir hesaplayalım. 2 üçgen 5 ne oluyor? Şimdi A yerine ne geliyor bakın? 2. B yerine ne geliyor? 5 geliyor. 5'ten 2 çıkıyor. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Çarpı devam ediyorum. B yerine ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Bunun yerine karemizi yine koyuyorum. A yerine yine 2'yi yazdım. Kapattım. Artı 5. Bakın B yerine de geldim. 5'i yazdım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bana lazım olan şey 2 üçgen 5. Peki ben 2 üçgen 5'i bulmak için neyi bulmam gerekiyor arkadaşlar? 5 kare 2'yi bulmam gerekiyor. O zaman burada korkmuyorum. Büyütmüyorum. Hemen 5 kare 2'yi bulmak için aşağıdaki şu kare işlemine geliyorum. A yerine 5, B yerine 2 yazıyorum. 5 2 daha ne yaptı? 7 yaptı. Parantez açıyorum. B yerine 2 yazdım. Üçgen 5 eksi A'dır. A ne arkadaşlar? O da eksi 5. Şimdi ben şunu buldum. 5 kare 2 işleminin sonucu şu arkadaş. Bunu geliyorum. Hiç hata yapmamak için alıyorum. Burada yerine yazıyorum. Yani 2 üçgen 5 ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 5 kare 2 yerine ne yazıyorum? 7
çarpı 2 üçgen 5, bakın sakın burada hata yapmayın, eksi 5, kapatıyorum, artı 5. Bakın bir daha söylüyorum, şu elimi alıyorum, 5 kare 2 lazım, 5 kare 2 bu ifade, geliyorum 3 çarpı 5 kare 2'yi aynen şöyle yazıyorum, artı 5'i unutmuyorum. Burada yapılabilecek tek şey işlem hatası arkadaşlar, dikkat edin. 7 kere 3 21, 3'ü de atıyorum şimdi. 21 tane 2 üçgen 5, 3 ile eksi 5'i çarpıyorum, eksi 15. Burada bir tane de artı 5'imiz var. Peki burada sol tarafta ne var? 2 üçgen 5 var. Şöyle yapalım. Bakın şu 2 üçgen 5'i alıyorum, şu tarafa yollayalım. Sağ tarafta 21 tane 2 üçgen 5 var. Bunu alıyorum, bu tarafa yolluyorum. O zaman sağ tarafta 20 tane 2 üçgen 5 oluyor. Eksi 15 ile 5'i topluyorum. Buradan ne geliyor? Eksi 10 geliyor. Eksi 10 alıyorum. Sol tarafa atıyorum. Artı 10 yapıyor. Bana lazım olan şey 2 üçgen 5. O zaman ben burayı 20'ye bölüyorum. Arkadaşlar geliyorum burayı da 20'ye bölüyorum. Buradan 10'u 20'ye böldüğüm zaman 1 bölü 2 yapıyor. Böylece 2 üçgen 5'in sonucu 1 bölü 2 Edirne seçeneği oluyor. Evet. Bakın önemli olan şey ne arkadaşlar? İşlem hatası yapmamak. Bakın 2 üçgen 5'i bulmak için 5 kare 2'ye gittim. 5 kare 2 beni tekrar 2 üçgen 5'e götürdü. Ve ben orada tekrar şu geçişi sağlam bir şekilde yaptım. Bu geçişte hata yapmadığınız sürece bu soruları çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bir de şunu okurken korkmayın arkadaşlar. Bakın şurayı. 2 üçgen 5 burada bir tane. Sağ tarafa attığınız zaman 21 taneden bir tane çıktığı zaman 20 tane 2 üçgen 5 kalıyor. Bunları okurken de hata yapmamaya çalışalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin gerçekten sorabileceği bir soru dedim ve bu sorunun benzeri çıktı. Bu soruyu bakın yine ÖSYM sorabilir. Çünkü bu sorular gerçekten sınavda beyin yakıyor ve ÖSYM bu sorularla ciddi anlamda rakip ediyor. Şimdi ben size bu soruyla ilgili bir taktik göstereceğim. Bu taktiğe çok dikkat ettiğiniz sürece bu sorularda birazcık daha en azından rahatlayabilirsiniz. Çünkü burada hikaye istediği gibi uydurulabiliyor. A, B, C birer tam sayı ve B eşit değildir C olmak üzere 4 elemanlı A kümesi ve 3 elemanlı B kümeleri veriliyor. A fark B kümesinin eleman sayısı 1. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bakın ben bunu özellikle yazacağım. Bu şu demek. A'da olup, bakın A'da olup B'de olmayan demek. A'da olup B'de olmayan eleman sayısı kaçmış? A'da olup B'de olmayan eleman sayısı 1'miş. Bu şu anlama geliyor. Bakın bu şu anlama geliyor. Şimdi A'da olacak B'de olmayacak sadece böyle bir eleman var. Demek ki o zaman A'daki diğer 3 eleman B'de var. Yani ne demek istiyor? SA kesişim B eşittir 3 demek istiyor. Çünkü SA kesişim B 3 olmak zorunda ki A'da bulunup B'de bulunmayan eleman sayısı bir tane olabilsin. Zaten A 4 eleman var. 2 kesimler 2 olsa mesela şöyle düşünün. 2 tane eleman olsa o zaman A fark B 2 olur. Tamam. O yüzden burada kesişimin 3 elemanlı olması gerçekten önemli mesele. Yani siz şu bilgiyi şuraya çevirmeniz gerekiyor. Sınavda rahatlayabilmeniz. ÖSYM isterse bu bilgiyle sorar, isterse bu bilgiyle sorar. Dolayısıyla burası bizim için altın değerinde. Buna çok dikkat edeceğiz. Daha sonra şimdi diyor ki A kümesinin elemanları toplama. A kümesinin elemanlarını toplayın. 5 eksi 2 daha 3. 3 artı A artı B eşittir. B kümesinin elemanları toplamından 4 eksik. 5 6 daha 11. 11 artı C'den 4 eksik diyor. 11 artı C'den 4 çıkarın. 7 artı C yapıyor. Bakın 7 artı C yapıyor. Şu denklemimiz kalsın. Şu denklemimiz kalsın arkadaşlar. Şimdi en önemli yere geliyorum. B'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bakın beni iyi dinleyin. Şimdi B kümesinin bu 3 elemanı A kümesinde olmalı. Peki 5 burada var. Bakın 5 burada da var. Bu C mecburen bakın C ya eksi 2'ye eşit ya C A'ya eşit ya da C B'ye eşit. Ama soru diyor ki C eşit değildir B. Neden? Çünkü sorunun süresinin kısalması gerekiyor. Özellikle ben bunu ayarlarken, bu soruyu yazarken bunu ayarladım. Bir kere bunu götürün. Tamam. Şimdi C eksi 2 diyelim. C eksi 2 dediğin anda 7'den 2 giderse 5. 3'ü de bir taraf atın. Bakın eksi 2 dedim 5. 3'ü de bir taraf atın. 2 yapıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra tamam C eksi 2 dediğin zaman şununla da şu gidiyor. Ama şu gerekiyor. Bu A ya da B'den birisi 6 olmalı. O zaman birincisi B6 diyorum. Bakayım A ne çıkıyor? Eksi 4. Çelişki var mı burayla? Yok.
Tekrar devam ediyorum. A artı B eşittir 2. Bu sefer A'ya 6 diyorum. B ne geliyor? Eksi. B eksi 4 geliyor. Tamam. Şu an ben B'nin 2 tane değerini buldum. Bakın şöyle dikkatli. Ya B 6 ya da B eksi 4. Gayet güzel. Şimdi devam ediyorum. Buradan artık bir çözüm gelmiyor. C eşittir A diyorum. C A'ya eşitse şunlar birbirini götürüyor. 3 artı B eşittir 7 oluyor. B de buradan ne geliyor arkadaşlar? B buradan 4 geliyor. Tamam. B buradan 4 geliyor. Peki ben B'ye 4 diyeyim. Güzel. C de A'ya eşit diyeyim. O da güzel. Peki bu 4 elemanı sağ tarafta bulunacak mı? Bulunmak zorunda. Çünkü neden? Ya da şöyle diye düşünelim. Bir dakika. 5 ile sözümü geri alıyorum arkadaşlar. 5 ile 5 gitti mi? Gitti. 6 nasıl olacak? Bakın 6 nasıl olacak? Hani 6 sağ tarafta varsa sol tarafta da olmalı. Şimdi biz ne diyoruz? C ile A eşit. Tamam, şu C ile şu A eşit. Peki o zaman B'ye 6 demem lazım. O zaman şu çözüme geliyor matematikte. Bakın o zaman bu çözüme geliyor. O zaman ya da C 6 diyorum. O zaman bu B kümesinin 3 elemanlı olması hep çelişki olur. Dolayısıyla arkadaşlar buradan herhangi bir çözüm gelemiyor. Yani buradan ekstra bir çözüm gelmiyor. Yani C eşittir A yerine burada bir çözüm gelmiyor. Çünkü C eşittir A dediğin zaman bak C eşittir A dediğin zaman o zaman şu anda bakın benim de beynim yandı. Bir daha şurayı siliyorum. Bakın bir daha siliyorum. Bir daha anlatacağım. Çünkü orayı orada çok insan beyni yanıyor. Şimdi C eşittir A dedim. C eşittir A dedim. 6 ile bir dakika. 5 ile 5 gitti mi gitti. C ile de A gittiğini varsayayım. Şimdi 6 burada olacak. O zaman B 6 olacak. Diyorum ki ben zaten B'nin 6 olduğu durumu çözdüm. B 6 ise A'yı eksi 4 buldum. B 6 ise ben A'yı ne buldum? Eksi 4 buldum. O zaman A eksi 4 ise C'de ne oluyor? Eksi 4 oluyor. Şimdi bunu yazın yerine. Yazmadan göremeyeceğiz herhalde. Eksi 2, 5, A yerine eksi 4 yazın. B yerine 6 yazın. Zaten eksi 4, 6 ben bu çözümü zaten yaptım. Bakın ben bu çözümü zaten yaptım. Sağ tarafa geliyorum. 5, 6, eksi 4. Şöyle dikkatli bir şekilde bakın. 5 var mı? Var. 6 var mı? Var. Eksi 4 var mı? Var. Tamam. Ben de tamam diyorum. Ama zaten diyorum ben bu çözümü zaten yaptım. B'nin alabileceği farklı değerler lazım bana arkadaşlar. B burada 6 oluyor. B burada eksi 4 oluyor. Dolayısıyla buradan ne geliyor? Eksi 24 geliyor. Tamam mı? Buna çok dikkat edin. Gerçekten insan beynini kasıyor. Bakın insan beynini kasıyor arkadaşlar. Özellikle zor bir soruydu. Kümeyi tam anlamış olmak lazım. Arkadaşlar asal çarpan, asal bölen. Bakın ÖSYM'nin en çok sevdiği kelimeler. Buna çok dikkat edin. Ne diyor? A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A artı B işleminin asal çarpanlarının toplamı. Burada ne diyor? A çarpı B işleminin asal çarpanlarının toplamı. Çok enteresan. Devam ediyoruz. Buna göre en küçük A sayısı kaçtı? Şimdi bakın. Şekli de aldanmayın. Turuncu kare sol tarafta olduğu zaman A çarpı B yani 20 çarpı A. 20 çarpı A'nın asal çarpanları toplamı. Asal çarpanları toplamı yazıyorum. Turuncu kare sağda olduğu zaman da 12 artı A. Şuna giriyor. 12 artı B'nin hani neymiş? Asal çarpanları toplamı. Asal çarpanları toplamı. Bu anlama geliyor. Ama burada B dediğim sayı ne? A arkadaşlar. O yüzden bunu yerine ne yazıyoruz? Elbette ki A yazıyoruz. Tamam. Şimdi bu sayının asal çarpanlarını bir kere bulalım. 20'yi asal çarpanlarına ayırın. 2'nin karesi çarpı 4 kere 5 20 olduğu için böyle bir sayı oluyor. Asal çarpanlarını toplarken bir tane 2 alıyorsunuz arkadaşlar. Sakın yanlış 2'nin karesini almayın. 2 artı 5 artı burada A'dan gelen asal çarpanlar var. O dursun. Bir de burada 12 artı A'nın asal çarpanları toplamı diyor. Şimdi burada en küçük A sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada şıklar da var. A'ya 3 deseniz. A'ya 3 deseniz. 3 burada olmayan bir asal çarpanı olduğu için 3'ü buraya koyarsın. Ne gelir? 2
5 daha 7, 3 tane yaptı. 10 yapıyor. 12, 3 tane yaptı. 15. 15'in asal çarpanlarını bulun. 3 ve 5'tir. Toplayın 8 yapıyor. Eşitlik sağlam. Bu bir. Dolayısıyla şimdi başka bir şey diyeceğiz. 3 olmuyor. 4 diyelim. 4'ün de asal çarpanı yine burada var. Olsun ama. 2, 5 daha. O zaman hani 4, 20 çarpı 4 olursa 4'ten bir asal çarpan gelmiyor. O zaman direkt 2 artı 5'ten ne geldi? 7 geldi. 4'ü buraya koyun. 16. 16'nın asal çarpanı bir tek 2 olduğu için bu eşitlik yine sağlam. Bu da iyi. Şimdi geldik 5'e. 5 burada var. Olsun. O zaman elleme. Yani asal çarpan olarak var. Yine 5, 2'den direkt buradan ne geliyor? 7. 12, 5 daha 17. 17'nin asal çarpanları zaten direkt 17. Yine buradan eşitlik yine sağlam. Hayda. Bu da gitti. Geldik 6'ya. Şimdi 6'nın asal çarpanları 2 ve 3. Hani burada 2 var, 5 var ama asal çarpanı olarak 3. 3'ü yazalım. 2, 5 daha 7. 3 tane yaptı 10. 3'ü gelin buraya yazın. 15 arkadaşlar. Pardon. Hangisini hesaplıyoruz? 6'yı hesaplıyoruz değil mi? 6 yazıyoruz. 18. 18'in asal çarpanlarını bulun. 2, 3. Buradan da geldi. Ne şans be. O zaman buradan da gelmediyse mecburen cevap bu. Bunu da bir görün. 12, burada 8 yazın. Burada asal çarpan olarak yeni bir asal çarpan gelmez. Yeni bir asal çarpan gelmez. Çünkü 2 gelir. 12, 8 daha 20 yapıyor arkadaşlar. 20'nin asal çarpanları 2 ve 5'tir. Toplarsan ne yapıyor? 7 yapıyor. Toplarsan ne yapıyor? Yine 7 yapıyor. Bakın eşitlik birbirine sağlıyor. O zaman cevabımız 8. İşte buralarda hani asal çarpanlarla hızlı ayıran kurt olursan burada çat çat yapar. Ama asal çarpanla ayırmakta zorlanırsan gerçekten sıkıntı yaşarsın. O yüzden arkadaşlar böyle 1'den 100'e kadar sayıları böyle boş durdukça asal çarpanlarına seri seri ayırın. Yoksa sınavda terletin. Arkadaşlar bakınız. Çarpanlara ayırmayla ilgili ÖSYM'nin çok sorduğu bir soru tarzı. Kareköklü sayıları korkunç bir şekilde soruyor. Bir A pozitif reel sayısı gördüğüm zaman ben bunu nasıl yazıyorum? Kök A çarpı kök A diye yazıyorum. Bu bir. Şimdi burada payın ayrılma özelliği var. Yani şöyle bir örnekle göstersem daha doğru. X eksi Y bölü Z. Bu şöyle yazılabiliyor. X bölü Z eksi Y bölü Z diye yazılıyor. Şimdi burada şu geliyorum şu kökün içine. 1 bölü kök X eksi kök X bölü kök X. Kök X bölü kök X diye yazdım. Çarpı. Geliyorum tekrar. 1 artı 1 bölü kök X. Şimdi kök X bölü kök X ne yapar? 1 yapar. 1 yapar. Ne geldi arkadaşlar buradan? 1 bölü kök x eksi 1 geldi. Daha rahat anlaşılsın diye sağ tarafı 1 bölü kök x artı 1 diye yazıyorum. Şimdi burada iki tane hani böyle ayrı kök var ya buna gerek yok. Ben bunu tek bir kökün içinde de çarpabilirim. O zaman ne oluyor? 1 bölü kök x eksi 1 çarpı 1 bölü kök x artı 1 oluyor. Ve bu neye eşit? 6 bölü kök 2'ye eşit. Şimdi burada bu işlemi yaparken bir kere sol tarafın karesini alın. Sağ tarafın da karesini alın. Tamam mı? O zaman sol tarafta kök kalkar. Bakın bir daha yapıyorum arkadaşlar. Buranın karesini alın. Buranın da karesini alın. Tekrar söylüyorum. Sol tarafın karesi kalkar. Şurada da 6 bölü kök 2 var ya. Onun da karesini aldığınız zaman onun da yerine şunu yazmanız gerekiyor. 6'nın karesi 36. Kök 2'nin karesi 2. 36 bölü 2'den ne geliyor? 18 geliyor. 18 geliyor. Bu ifadeyi bununla çarparsanız hani bu iki kare farkı olduğu için a eksi b çarpı a artı b diye düşünün. 1 bölü kök x'in karesini alın. 1 bölü x yapar. 1'in karesini alın 1 yapar. Eksi 1. Atın bu tarafa. 1 bölü x eşittir. 19 yapıyor. 19 yapıyor. Ama bana eksi soruyor. İşler dışlar yapın. 1 kere 1 1. 19x eşittir 1. Burayı 19'a bölün. Burayı da 19'a bölün. X eşittir ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 19 gelmiş oldu. O zaman cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Evet. Bakın burada çok şey özetledim. Kök X'i silin. A yapın bir daha çözün. Bana güvenin bir daha çözün. Sınavda bu pratikler size inanılmaz şeyler katacak. Burada ÖSYM bakın kök meseleni bir kere korkutuyor. Tamam mı? Yani sorarsa diye diyorum. Bir de bakın burada ne yapıyor? Ufak bir saklama yapıyor. İki kare farkını böyle saklıyor. O ama korkacak hiçbir şey yok. Tek tek dikkat ederseniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben fonksiyonlarla ilgili böyle bir soru bekliyordum.
Nasip KPSS'de çıktı. Son yıllarda ÖSYM fonksiyonları böyle üçlü gösteriyor. Üçlü gördüğümüz zaman korkuyorum. Halbuki burada korkacak bir şey yok. Sadece dikkat etmemiz gereken bir olay var. Ona edeceğiz. O da şu içerileri. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın FOX 0'ı soruyorum. F bileşke. İçinde G var. İçinde de 0 var. Bakın. FOX 0 yani F bileşke G. Biz bunu şöyle düşünelim. F'nin içinde G 0. Şimdi benim öncelikli olarak ne bulmam gerekiyor? G 0. Arkadaşlar benim size acizane tavsiyem şu. Buraya fx eksi 1 eşittir. X kare eksi 1 diye yazın hemen. G x artı 1 eşittir. X kare eksi 1 diye yazın. Yoksa %99 işlem hatası yaparsın. G 0 bulmak için bunun içinde 0 olması gerekiyor. Benim x'e ne vermem lazım? Eksi 1. X eksi 1 verin. Bakın G 0 oluyor. X eksi 1 verin. 1. 1'in karesi 1'den ne geldi? G 0. G 0 ne eşit oldu? 0'a. O zaman benim ne bulmam lazım? F 0. F 0 olması için içinde ne olması lazım? 0. X'e ne vereceğim arkadaşlar? 1 vereceğim. 1'den 1 gitti. F 0 oldu. X'e 1 verdim. 1'in karesi 1. 1'den 1 gitti. 0 oldu. O zaman F 0'da ne oldu arkadaşlar? Yine 0 olmuş oldu. O zaman cevabımız 0 oldu. Bu kadar da dikkatli olmalıyız. Bakın çünkü 0 birden fazla karışabilir. Tamam mı? Taktiği anladık. Bakın tekrar söylüyorum. Bekliyordum. KPSS'de benzeri çıktı. Aynı mantık. Bu sorularda dikkatli olalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin sormasını beklediğim bir soru. Bu sorunun yanına hemen şöyle bir çıkabilir yazın ve bu soruyu bir yere arşivleyin. Bak bunu ben diyorsam vardır benim bir bildiğim. Tamam mı? Şimdi diyor ki bana Ünal'ın cebinde sadece 1 TL'lik madeni paralardan belli sayıda bulunmaktadır. Ünal bu paraların 1 bölü 3'ünü bozdurarak 25'er bakın 25'er kuruşluk madeni paralara geri kalan paraların ise yarısını bozdurarak 50'şer kuruşluk madeni paralara dönüştürmüş ve cebine koymuş. Son durumda Ünal'ın cebindeki madeni para sayısı başlangıçtaki madeni para sayısından 168 tane fazladır. Buna göre son durumda Ünal'ın cebinde 1 TL'lik madeni paralardan kaç tane var? Şimdi arkadaşlar bakın paraların 1 bölü 3'ünü bozdurduğuna göre bir de bakın ne diyor yarısını bozduruyor. Şimdi çok dikkatli olalım. O zaman benim para sayım ne olsun? Hem 3'e bölünebilen hem de 2'ye bölünebilen. 6P olsun. Bu 6P'nin 1 bölü 3'ünü yani 2P'yi ben neye çevireceğim? 25'er kuruşluklara çevireceğim. 25'er kuruşluğa çevireceğim. Bu arada bu 6P'nin birer TL'lik madeni paraların sayısı. Birer TL'lik madeni para sayısı. Özellikle bunu yazalım. Yani benim 6P tane madeni param var. Bunların hepsi 1 liralık. 1 TL'lik. Bunların 1 bölü 3'ü 2P. 2P'yi çevireceğim. 25 kuruşluklara döndüreceğim. Şimdi dikkat edelim. Yazayım ve toplu anlatacağım. Geri kalan paraların ise yarısını. Şimdi geriye kaldı? 4P para kaldı. 4P'nin yarısını ne yapar? 2P yapar yine. Bu 2P'yi de ne yapacağım? 50'şer kuruşluklara çevireceğim. 50'şer kuruşluklara çevireceğim. Ve son durumda yine geriye ne kaldı arkadaşlar? 2P kaldı. Onlar da hala yine 1 TL'liklerin sayısı. Tamam. Bunu da yazdım. Şimdi şurada size bir şey söyleyeceğim. 1 lirayı 25 kuruşa çevirsem ne yapıyor? Burada bir tane varsa 4'e katlıyor değil mi? 2P tane benim 1 TL'liğim varsa bunu ben 25'er kuruşa çevirirsem kaç tane madeni para olur? 4'e katlar 8P tane 25 kuruş olur. Bakın yazıyorum. 8P tane 25 kuruş olur. Bu bir. Şimdi devam ediyorum. 1 lirayı 50 kuruşlara çevirsem para sayısı 2'ye katlıyor. 2P tane 1 liram varsa bunu 50'şer kuruşlara çevirsem 4P tane 50 kuruşluk olur. Bunu da yazdım. Şimdi şunu okuyorum. Son durumda Ünal'ın cebindeki madeni para sayısı başlangıçtaki madeni para sayısından 168 fazla. Son durumdaki para sayısını bulalım. 8P, 4P daha 12P, 2P daha ne yaptı arkadaşlar? 12P, 14P yaptı. 14P yaptı. Başlangıçtaki madeni para sayısı 6P. Ondan bunu çıkarıyorum. Bakın geriye ne kaldı? 8P kaldı. Bu da neye eşitmiş? 168'e. Çünkü 168 fazla diyordum. Buradan P ne geliyor arkadaşlar? 21 geliyor. P buradan 21 geliyor. Ünal'ın cebinde son durumda Ünal'ın cebinde 1 TL'lik madeni paralardan kaç tane vardır? 2P tane vardır. P ne 21. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? 2 çarpı 21'den 42 yapıyor. O zaman cevabımız Bursa 42 olmalı. Bakın süper bir dönüşüm sorusu. Sayı kesir var. Eşitlik var. Oran orantı var. Tamam mı? Buna çok dikkat edin. O 1 TL'nin 4 tane 25 kuruşa eşit olduğunu özellikle gösterdim ki rahat oran orantı yapın. Soru tam bir ÖSYM kokusu olsun. Bizim hedefimiz bu arkadaşlar. Bence bu anlamda çok güzel bir soru oldu. Arkadaşlar güzel bir denemenin sonuna geldik. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eğer problemlerde zorlanıyorsanız
Yektumat Problemler kitabı. Eğer bu tarz sorularda zorlanıyorsanız Yektumat Sayılar ve Cebir kitabı. Bu tarz sorulara ulaşmak istiyorsanız LGS ilk 20 soru. Problemler denemesi, problemlerle ilgili deneme çözmek istiyorsanız da Yektumat Problemler denemeleri. 8x12 yazın, kitap seçin. Zaten buna ulaşabiliyorsunuz. Zaten birçok sitede de yine bu denemelerim var arkadaşlar. Bence güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmayı özgü yorumlarınızı da almak istiyorum. Bu arada kitaplarıma ve kaynaklarıma açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.